Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de hem potun fişi alacağım hem de eşleşme tahminleri yapacağım arkadaşlar. Bunları gerçekten çok beklediğinizi biliyorum. Eşleşme tahminlerini özellikle benim tahminlerimi sürekli yapan kişiler var. Yorumlarda görüyorum arkadaşlar. Gerçekten onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Beni bekliyorsunuz. O kadar yanlış tuttursam da bazen tabii 4'te 4 yaptığımız da oldu ama hani yanlış tuttursam da hani senin yaptığını yaptık canın sağ olsun falan diyenler oluyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün saat normalde gece 10'a kadar beklemiyorum. Çünkü hani bayağı bir beklemem gerekiyor gece 10'a kadar ama etkinlik 10'da geliyor. Bayağı bir bekliyorum ve gece 12'ye kadar anca hazır oluyor ve sabah 6'da kalkıyorum. Yani emeğin karşılığı için lütfen like atın. Ve hala kanala abone değilseniz de lütfen hoş geldiniz diyorum. Yeniyseniz yani önerilerden falan görmüş olabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açın. Çok fazla şey kaçırırsanız abone olmazsınız çünkü. Haydi bakalım arkadaşlar, lafı fazla uzatmadan başlıyoruz. Hemen arkadaşlar ilk olarak potun fişi aldığım videoyu açalım, sonrasında da devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, potun fişi aldığım video ne hikmetse silinmiş telefondan. Çok üzüldüm. Ya vallahi çok üzüldüm ya. Ama arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tek tek göstereceğim. Bunların hepsini tek tek aldım. Zaten bunları çok göstermeye de gerek yok. Sıkılırdınız. Gördüğünüz gibi bunları aldım. Bu şekilde. Sonrasında bunları aldım. Tüm altın yedekler. Sonra 5 altın ilk 11 ve 1 seçkin ilk 11. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Eden Dzeko'yu aldım buradan. Ve bunları tamamladık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mart ayın oyuncusu puanlarından bir tane aldık. Ve bunun 29 günü var gördüğünüz gibi. Ve ben bundan 3 tane tamamlamak istiyorum. Ve 3 tane tamamladıktan sonra da burada ayın oyuncusunu almak istiyorum. Umarım alabilirim arkadaşlar. Bakalım alabileceğim mi? Çok almak istiyorum ama bakalım abi şansımıza. Demeyeyim de. Birazcık riskli. Belki points falan yatırmam gerekebilir. O potun fişi de buralarda gözükmüyor galiba. Aynen ama aldım ben. Bir tane elimde var. Şimdi arkadaşlar eşleşmeler etkinliğine giriyoruz. Ve eşleşmeler etkinliğinden hemen tahminlerimizi yapacağız. Manchester United Liverpool arkadaşlar, bu sene Manchester United ligde güzel gidiyor. Hem de ev sahibi, yani bence Manchester United kazanır diyorum. Ve ilk tercihimiz Manchester United'dan yana. Haydi bakalım arkadaşlar, oyna butonuna basıyoruz. Ve Manchester United'ı oynuyoruz, bakalım neler olacak. Güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Umarım güzel şeyler olur. Fernando Torres uzaklardan gol at lütfen. Atamadım ya. Çok kötü vurdum ama doldurmam lazımdı biraz daha. Ali bu arada arkadaşlar bugün... Yarınki videoda Ali bayağı bir yükselecek. Yarın çok yükseltmeler yapmayı planlıyorum. Bilmiyorum abi. Coins'in bir şekilde bir yerlerden gelmesi lazım arkadaşlar. Coins'i nasıl elde edeceğim bilmiyorum. Oyuncularımı da satmak da istemiyorum aslında. Çünkü lazım olacak ikon tamamlarken. Ama onun dışında gol atamıyorum abi. Çok ilginç ya. Onun dışında bayağı bir yükseltme yapmak istiyorum. Bir sürü antrenman XP'si birikti ama coins'im yok işte. Hani sadece Ali'yi 105'ken yapınca bütün coins'im bitiyor şu anki elimde bulunanlarla. Ve bu da çok kötü. Elimdeki bir şeyleri satmak istiyorum çünkü coins bu aralar alamıyorum. Haydi bakalım Torres ve 3'te 3 yaptım. Gerçekten güzel oldu bence. Süper oldu. Muazzam oldu. Haydi bakalım abi. Devam ete basıyoruz ve devam edeceğiz. Evet. Arkadaşlar ilk maç Liverpool'du tahminim ve bu arada 4'te 4 yaparsanız hem Morelos var. Şöyle bir oyuncu 90'ınıza sahip. Santrafor güzel abi ve driblingi 80. Driblingi düşük. Ben bunu önermiyorum size ya. Driblingi bilmiyorum yetmez şu anda bize. Bunun driblingi 96 ve hıza bak abi, süper. Artı altıgen de alacak. Abi ben bu adamı çok istiyorum ya. Süper, muhteşem olur, muhteşem. Ben dizilişimi de ona göre de ayarlarım. 3-4-3 baklavaya da geçilir. Sağ orta sahada buluruz bir yerlerden. Gerçekten süper olur abi. Gerçekten süper olur yani. Bakayım takımda sağ orta saha var mı yedeklerde. Yoksa bile ben bir şekilde onu bulmaya çalışırım. Bakalım sağ orta saha var mı yedeklerde, yok. Abi sağ orta saha nasıl buluruz ya? Ama çok güzel oldu. Gerçekten bu süper arkadaşlar. Muazzam görünüyor. Umarım alabiliriz. Bu arada 1 saat 39 dakika sonra çok efsane bir şekilde Delali'yi tamamlayacağız. Haydi bakalım eşleşmeler etkinliğine girelim. Ve Delali'yi tamamlayacağız dediğim, Delali'yi 105 yan yapacağız demek istiyorum. Ve arkadaşlar burada Rangers'la Celtic'in maçı var arkadaşlar. Bakın burada bu maç bence berabere bitmez. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Celtic'e ben güveniyorum. Gerçekten güveniyorum ve Celtic kazanacak diyorum ve Celtic'e basıyorum abi. Burada beraberlik diyen çok olacak ama onlar kaybedecek bence. Ama siz de öyle aklınızdan geçiyorsa, yani illa benimkini yapmak zorunda değilsiniz tabii ki, öyle aklınızdan geçiyorsa öyle de yapabilirsiniz. Ama ben böyle cani gönülden inanıyorum şu anda böyle bir şeyine. Yani bu maçı Celtic çok rahatlıkla bile alır bence ve uzaklardan şutlarım da bayağı bir kötüleşmiş. Torres. Fernando Torres. Astım bence, güzel oldu. Evet. Torres yaptı hareketini. Torres vurdu şutunu. Bak işte ilk defa uzaktan güzel bir şut çektin Torres. Adamsın yani bu maç için ilk defa. Ve ikinci defa da geliyor mu? Gelmedi. Çok kötü vurdum bu sefer hatta.
Ben kötü vurdum ama Torres'in burada bir suçu yok. Burada Maradona da olsa güzel vuramazdı bence. Torres sen süpersin be. Harika bir gol. Ve 3'te 3 yani 5'te 3 aslında ama ben 3'te 3 sayıyorum onu. Ve en sevmediğim etkinlik de bu abi ya. Çok zaman harcıyor böyle. Gol olmuyor falan. İlginç bir etkinlik. Ve Valencia vs Sevilla 0 abi bu maç. X berabere. Beraberlik ve bu maç Inter-Napoli. Abi çok saçma maçlar var arkadaşlar. Bir saniye. Çabuk şu anda bir bekleyin. Ben sizinle o arada sohbet edeyim. Bu arada arkadaşlar şurada gerçekten efsane bir yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de o şekilde güzel bir yorum yapabilirsiniz. O arkadaşımıza da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Buldum arkadaşlar. Bir saniye. Napoli birinci şu anda 69 puanla ve Inter'le deplasmanda oynuyor. Bu maçı Napoli alır diye düşünüyorum. Çünkü çok bayağı bir fark atmışlar. Aynen. Çok rahat Napoli'nin alabileceğini düşünüyorum. Diğer maç neydi? Valencia ve Sevilla maçı aynen. Valencia ve Sevilla maçı. Onu da İspanya Ligi'nden, İspanya Primera Lig'den bakalım. Valencia ve Sevilla. Abi çok kritik maç. Bu maçı Sevilla kazanmak isteyecektir ve kazanacaktır diyorum. Sevilla bu maçı kazanacak diyorum. Çok kritik maç arkadaşlar. Bu maç en kritik maç. Yani Celtic ve Manchester United biraz daha yakın ama bu maç çok kritik bir maç. Çünkü çok az puan farkı yok ama hani Sevilla bu maçı kazanırsa gerçekten çok büyük ümitlenecek ve çok az da maç kalmamış yani. Daha 5-6 maç var. İlk dörde girmek için bayağı bir savaşıp bu maçı alabileceğine inanıyorum ben Sevilla'nın ya. Bilmiyorum ama alır belki. Bilmiyorum abi. Sevilla çok değişik bir takım çünkü ben kamerada kendimi göremeyince bu arada kötü hissediyorum. Tamam şu anda görebiliyorum. Arkadaşlar Sevilla bence bugün maçı alacak bu maçı. Ben inanıyorum yani. Bakalım umarım alır. Torres. Yeter artık Torres ya. Bir gol atamıyorsun. Oh be sonunda ben bu da olmasaydı çok üzülecektim. Torres şimdi. Fernando Torres. Torres. Olmuyor böyle ya. Çok kaçırıyorum abi. Niye böyle oluyor? Ali sen de mi kaçıracaksın? Hiç formumda değilim bugün. Torres. Tekrardan Torres aldı. Tekrardan topu. Torres. Çok güzel bir gol abi. Süper bir gol geldi. Ve son maçımızda da oynamadık şu anda. Ama ben bu maçta Sevilla'ya verdim arkadaşlar. Evet bu maçta Sevilla'ya verdim. Ve bence doğru olanı yaptım ya. Bence doğru olanı yaptım. Umarım doğru olanı yapmışımdır. Analizlerim sonucu burada da Napoli'ye veriyorum. Çok farklı üstün çünkü burada. Ve Napoli alır abi. Deplasmanda da olsa alacaktır bu maçı bence. Hiç beraberlik oynamadık. Umarım Sevilla maçı berabere bitmez. Diyoruz ve Özcan abi. Özcan uzaklardan şutları güzel olabilir. O yüzden bir şut çekmeyi deneyeceğim bakalım. Güzel. Uzaklardan sert vurabiliyor Özcan. Yine Özcan'a topu atıp bir gol atmak istiyorum. Ali. Topu aldı. Deli Ali. Sen ne yapıyorsun Ali? Bana bunu yapma. Ama birazdan iki gen artacaksın ve sonra hiçbir şey kaçırmayacaksın zaten. O yüzden sıkıntı yok. Gerson. Güzel bir gol. Haydi bakalım. Tamam atarsın artık. Bir tane de at. Ben atacağım abi. Ben atana kadar atacağım. Atana kadar atacağım ya. Özcan'la atarım. Of be. Sen adamsın arkadaşlar. Özcan'ın uzaktan şutuna bir bakmak istiyorum. Gerçekten çok güzel duruyor. Çünkü büyük bir ihtimalle çok güzel yani. Öyle gibi duruyor aynen. Evet öyle. Büyük ihtimalle öyle. Özcan'ın uzaktan şutu çok yüksek. Arkadaşlar ben Sinclair için 1000 FIFA points harcarım. Yani bunların 3 tanesi tutarsa ben buradan 1000 FIFA points harcarım. Yani gerçekten harcarım. Ve yani zaten hani şansa başka bir şeyler de çıkabiliyor. Direkt Sinclair de çıkabilir. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi Manchester United, Celtic, Napoli ve Sevilla maçlarını kazanırsa gerçekten çok güzel şeyler olacak. Bu arada ben diğer MLS özrünü aldım mı ya? Almamış olabilirim bir dakika. Belki almışımdır. Büyük ihtimal almışımdır ya. Almışımdır. Almamışım. Alayım. Alalım arkadaşlar o zaman. MLS ödülümüzü almamışız. Bu ödülleri de alalım. Sonra bir de o oyuncumuzun şeyine bakarız. Hani şut o özelliği mi vardı? Neyi var? Bir şey vardı. Ona bakarız. Sonra da bitiririz videoyu. Arkadaşlar ben bunlarla şey almayı planlıyorum. Aa sağ orta saha. Bir dakika. Aynen sağ orta sahayı alacağım. Sağ orta saha var orada bir tane. Onu alacağım. Diziliş değişebilirim çünkü belki. Öyle bir planlamalarım var kafamca. Lodeiro'yu alıyorum arkadaşlar sağ orta saha olan. Çünkü diziliş değiştirmeyi düşünüyorum. Bir yerden sağ orta saha elde etmek istiyordum. Ve burada gördüğünüz gibi Lodeiro'yu elde ettim. Ve gerçekten güzel oldu ya. Bir anda karşıma çıkması. Bu arada diğer oyuncu neydi? Kötüydü o ya galiba. Böyle hatırlıyorum. Aynen yani. M.O. mevki olarak kötüydü. Keşke 5 tane olsaydı Dos Santos çok iş yapabilirdi. Ama biz sağ orta sahamızı aldık. Şimdi bir de sol orta sahayı aldıktan sonra onları geliştirdikten sonra belki takımdaki dizilişi değiştirebilirim. 3-4-3 baklavaya falan geçebiliriz.
Ama 3-4-3'te baklavada da aynı şey. Neyse şu an kafam karıştı. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı kesinlikle unutmayın. Dünkü videoya attığınız like sesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı unutmayın. Şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradaki videodan herhangi birisini tıklayarak muharram bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça gösteri seviyorum. Şuradaki videodan birisine lütfen gidin hala buradaysanız. Ve hala abone değilseniz bu dakikaya kadar izleyip... Evet, bu zil sesini duydunuz. Ve bay bay.